Merhaba arkadaşlar, selamün aleyküm. Ben Şerife Yılmaz. Bugünkü konum da bir önceki videoyu attığım gün yakaza halinde gördüğüm vizyonları anlatacaktım size. Çok güzel şeyler gördüm o gün. Kafamda deli sorular vardı. Sanki bu sorularıma cevap olsun diye biri gönderilmiş gibiydi arkadaşlar. Önce şundan başlayayım. İlk önce gördüğüm şey de İki tane gökdelen gördüm arkadaşlar. Bunlar iki tane gökdelen şu şekilde duruyor. Buralarda pencereler vardı. Kapısı öbür taraftaydı. Ben boş bir arsadaydım. İki gökdelen böyle yan yana duruyordu. Pencereleri vardı ama kapıları diğer taraftaydı arkadaşlar. Gökdelenin orada güzel bir araba vardı. Çok güzeldi. Ben kahverengi bir çarşaf giymiştim. Üzerimde kahverengi bir çarşaf vardı ve o arabaya bindiğimi hatırlıyorum. Sonra tekrar o bölündü. Gördüğüm şeyde ben bir yere gittim arkadaşlar. Bir stüdyo gibiydi bu, böyle. İki tane sandalye böyle diz dize sanki değecek şekilde konmuştu. Karşılıklı birinin karşısındaydım ben. Bana dedi ki, Şerife dedi, gel bakalım Şerife dedi. Bana ne sormak istiyorsan sorabilirsin dedi. İçimi böyle bir korku sardı arkadaşlar. Çok korktum. O anda uyanmak istedim ama gözüm bir postun üzerinde oturuyordu o kişi. Korktuğum için ben yüzüne bakamadım. O kadar korkuyordum ki içime bir ürperti sarmıştı böyle. Çok çekiniyordum. İçime böyle bir şey salmıştı. ona bir anlam veremedim yani, o kadar korktum ki, ne sormak istiyorsan sorabilirsin, kafandaki soruları sorabilirsin Şerife dedim. Postun üzerinde oturuyordu, krem rengi bir posttu. Bu uykuyla uyanıklık arasında gördüm, bu rüya değildi yani, gördüğüm bir vizyondu. Çok etkiledi beni, çok korktum, hatta dedim ki uyan, biri elimden tutsa diye düşündüm, o kadar içim ürperdi ki. Sanki birinin böyle elini tutmak, destek almak istedim. Karşısında o kadar titriyordum ki. Yan yana oturuyoruz ve diz dizeyiz. Böyle karşılıklı oturuyoruz arkadaşlar. Hemen yan tarafıma oturmuş. Neredeyse dizime değecek yani dizi. Dedi ki, gel bakalım Şerife dedi bana. Ne sormak istiyorsan sorabilirsin dedi. Hani kafamdaki soruları biliyorlar bir kere. Bunu böyle gördüm, uyandım arkadaşlar. Çok ürperdim. Keşke sorabilseydim kafamdaki soruları dedim. Yani çok etkileyici bir rüyaydı. Rüya demeyeyim de görüntüydü yani. Vizyondu. Sanki bir kare gibiydi. Öyle gözümün önüne geldi. Ondan önce de zaten böyle bir arabaya bindiğimi gösterdiler. Sanki onun devamıydı. Bağlantılı gibiydi arkadaşlar. Sanki oradan arabaya bindim. Çok güzel bir arabaydı. Çarşaf giymiştim. Kahverengi bir çarşaf giymiştim ben. Onu hatırlıyorum. Harika bir arabaya bindim. Böyle beni alıp oraya götürdüler. Gel bakalım ne sormak istiyorsun Şerife dedi. Sormak istediğin neyse sor bakalım dedi. Ve benim sorularımı bekliyordu. Orada ben korkup uyandım arkadaşlar. Keşke uyanmasaydım. Bir ürperti sardı içimi. Oysaki dua ederek uyuyorum. Şeytani bir rüya da olmadığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum, böyle şeyler gördüm ve bu yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Benim bu rüyamı rüya bilen arkadaşlar, yorumlayabilecek kişiler varsa çok sevinirim bu rüyamı yorumlarlarsa. Rüyada değildi, görüntü geldi yani, tam rüya değil çünkü. Uykuya dalmamıştım, daha yeni gözümü yumar yummaz görüyorum arkadaşlar. Öyle bir şey ki bu rüya falan değil. Bazen çok yorgun oluyorum. Düşün 3.40 geçeydi. Ben teheccüd namazını kıldım. Biraz yatayım sonra sabah namazına kalkayım dedim. Saat 6'yı 10 geçe falan okunuyor sabah namazı burada. Sivas'tayız biz. Yani öyle yattım, öyle şeyler gördüm arkadaşlar. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Öğlen vaktiydi. Öğleden sonraydı. Öğleden sonra o kadar uykusuzdum ki geceyi ben 3.40 nereden baksam 4.30-5 gibi. Sabah namazına da kalktım, kıldım, yattım. Geceyi ben o gün videoyu çektiğim gece, en son videoyu attığım gece uykusuz geçirdim arkadaşlar. Hiç uyumadım. Bazen ibadet ettikten sonra içim içime sığmıyor arkadaşlar. Öyle içim dolu oluyor ki ne ibadete doyuyor insan. Böyle huzurdan kaçmak istemiyor ya. Eskiden olsa mesela namazlara insan eriniyor, şu namazın bitsin de uyuyayım. Öyle bir şey olmuyor insanın içinde.
Bunun neden olduğunu düşünüyorum. Bu duaların, zikirlerin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar resmen sihirli gibi. Ben bunları, bu esmaların etkisini, tesirini hayatımda yaşadım. Ben 12 yaşında namaza başlamış bir insandım arkadaşlar. 12 yaşında namaza başladım ama şu anki aldığım huşuyu, huzuru, o zaman da kılıyordum. Evet, isteyerek kılıyordum. Beni hiç kimse zorlamıyordu yani. Annem, babam yoktu zaten. Annem namaz kılan bir insandı. Bir modeldi, rol modeldi benim için. Uyanıp gördüm ama asla annem bak namaz kıl diye beni zorlamazdı. Hatta oruç tutmam bile istemezdi. Tek bir çocuk olduğum için bana kıyamazdı arkadaşlar. Anneme kızardım. Anne beni de namaza kaldır. Sahura kalkınca beni de kaldır, oruç tutayım derdim. Yani bu biraz da insanın içinden gelmeli arkadaşlar. Yine de siz öğreteceksiniz tabii çocuklara da. Benim gördüğüm şey öğleden sonraydı arkadaşlar. O gecenin sabahında öğleden sonra gözüm yani yatağa yastığa kafamı koydum, daha uykuya dalmadım. Çok yorgunum, çok halsizim, böyle bitkinim. Öyle bir başım ağrıyordu ki resmen migrenim tutmuştu uykusuzluktan. Başımı yastığa koydum ama ağrıdan uyuyamıyordum. Gözümün önüne gelen görüntüyü size anlatayım. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Öyle güzel şeyler ki. Gördüğüm şeyde arkadaşlar 3 tane basamak var. 3 basamağın önündeyim ben. Mavi çiniler var. Hiç dünyada görmediğimiz karolar, fayanslar. Allah'ım o kadar güzel. Allah'ım o kadar güzel. Mavi beyaz çinilerdi arkadaşlar. Ben hiç görmedim yani. Gördüğüm şey mavi beyaz çiniydi. Merdivenleri döşemişlerdi ve nasıl biliyor musun, üzerine sular akmış, böyle berrak berrak görünüyor. Suyun altında böyle parlıyordu. Bu sular ne dedim. Bana dediler ki bu gözyaşı şerife dediler. Bunlar su değil, bunlar gözyaşı dediler. Işıl ışıl parlıyordu. Böyle diğer aleme ait bir şeyler gördüğünüz zaman böyle hayranlığınız bitmiyor arkadaşlar. Böyle ağlayasınız geliyor ya. Basit şeylerde ağlamak geliyor içinizde. Bunu diyorum ama bunu ben anlayanlar anlar yani beni. Bunları başka anlamayan insanlara anlatamam bunu. Yani düşünün ki bundan daha önce de ben yine akşam namazını kılmıştım, yastığı kılmıştım. Tesbih elimde, oturduğum yerde yatağımın üzerine oturmuştum. Tesbih çekerken gözüm daldı ve gördüğüm şeyde beyaz bir kapı gördüm arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar güzel. Beyaz bir kapının önündeydim. Kapıya bir hevesleniyorum, kapının kulpuna bir hevesleniyorum. Kapının önündeydim. Diyorum ki ya Rabbi, Allah'ım buna kadar güzel bir kapı diyorum. Acaba cennetin kapısı mı diye düşündüm. Krem rengi eskitme bir kapıydı arkadaşlar. Kapının kulpu desen o kadar harikaydı ki dünyada gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Ben bir de sanat eserlerini falan, antikayı çok severim. Böyle boyamayı çok severim. Kapılara desenler yapmayı çok severim. Orada gördüğüm şeyler hiç dünyada gördüğüm şeylere hiç benzemiyor. O karolara neredeyse yerlere yapışacağım yani. Bu ne kadar güzel dedim. Gözlerimi aldı ışıl ışıl. Mavi beyaz karolar böyle. Hiç dünyada görmediğimiz güzellikler vardı. Büyük ihtimalle 3 tane basamak kaldı. Onlar gözyaşı şerife dedi. O su değil dediler bana. Büyük ihtimalle düşünüyorum acaba ben çok ağladığım için mi? Onlar benim gözyaşım mıydı diye düşündüm. Bunlar gözyaşı dedi. Bu su değil, bu su neyin nesi dedim. Sanki soruyorum. O soruyor da sonra içimden bir telepatik bir konuşma gibi cevap alıyorum arkadaşlar. Çok değişik şeyler gördüm. Deprem günü de arkadaşlar, deprem günü gece kalktık. Sivas'taydık. Burada da öğlen arası sallandı. Yine 4.30'du falan uyandık Sivas'ta, depremin tam olduğu gün. Öğlen arası ben çok kötüydüm. Kalp ilacı içtim. Neredeyse kalbim sıkıştı. Ritim bozukluğu ilacı içiyorum ben. Onu içtim. Çok kötüydüm. Başım ağrıyordu. Çok üzgündüm. Biraz başımı koyayım dedim. O gün bir şey gördüm arkadaşlar. Orada da bir kadının kaza yaptığını gösterdiler bana. Bir kadın kaza yapıyor. Kadının şeklini, şemalini rüya olsa böyle tarif edemezsiniz. O kadar detay gösteriyorlar ki, detay görüyorsunuz ki bu sanki normal hayattan daha çok detay veriyorsunuz arkadaşlar. Gördükleriniz daha gerçekçi sanki, yakaza halinde. Hani şu dünyada yaşadığınız şeyleri belki dün yediklerinizi unutursunuz da oraya dair şeyleri bazen unutmuyorsunuz. Kadının düşünün, sarı saçlı, kısa saçlı bir kadındı.
Saçlarını bağlamıştı, siyah body giymişti. Arabanın içindeydi arkadaşlar. Ben arabanın karşısına karşı yoldaydım. Kadın göz göze geldi. Kadın sola dönüyordu. Kavşaktalardı. Dört yol ağzıydı arkadaşlar. Sol tarafa dönüyor, tam lambaların olduğu yerdi. Kadın kaza yaptı arkadaşlar. Bir kadının kaza yaptığını gördüm. İki araba beraber geçmek istediler. O sırada kadının arabasının üzerine diğer araba vurdu. Kadını devirdi. Kadının ölümünü gösterdiler bana. Çok üzüldüm. Kadın sarışın bir kadındı. Yeşil gözlü bir kadındı. Saçlarını arkadan bağlamıştı. Böyle siyah bir body giymişti. Bunu bana niye gösterdiler diye de çok düşündüm arkadaşlar. Sanki kadınla göz göze geldik. Orada o kadın beni gördü gibi geldi bana. O kadının ölümünü gösterdiler bana. Bundan çok etkilenmiştim. Ondan önce de gördüğümde de eşimle bir yere gidiyorduk. Ve çok güzel bir haber geliyor. Karanlık bir yolda bir yere gidiyor. Aşağı doğru iniyorduk böyle. Sokak lambaları vardı. Aşağı doğru iniyoruz. Bir telefon geliyor ve tekrar geri dönüyoruz sevinerek. Bu olaydan sonra, sevindirici haberden sonra da bu kadının ölümünü gösterdiler arkadaşlar. Kadına çok üzüldüm. Göz göze geldik ve kadın ölümüne şahit oldum. Acaba dedim o arada astral yaşadığımda gerçekten olan bir olay mı izledim? O arada ben de diye düşündüm yani. Çünkü hiç tanımadığım bir insandı. Alakasız normal hayattan bir şeyler gibiydi. Sembol içermiyor bazı. Gördüğüm görüntüler rüya değil arkadaşlar. Rüyalar sembol içerir. Tam tersi olur. Saçma olur. Burada saçmalık yok yani. Biraz saçma olur yani rüyalar. Sembollerle anlamamızı isterler. Bir gün de yine anlatayım size arkadaşlar. Benim 40 yaşından sonra gördüğüm şeyler çok değişti arkadaşlar. 40 yaşından sonra daha önce hislerim vardı. 40 yaşından sonra da yaşadığım şeyler bu evde başladı. Bu evde işte bahçeme gelen bir kuşla başladı. Yine uykuyla uyanıklık arasındayken bahçeme bir kartal geldi demiştim. Nereden baksan 3-4 metre boyunda bir ağacıma kondu yani. Büyük bir kartaldı. Allah'ım nasıl bakıyor? Öyle haşmetli, öyle haşmetli. Normal bir kartal gibi değil böyle. O kadar büyük ki. Eğildi sanki ben onun kafesindeyim. O kuş benim insanım, sanki ben onun kafesindeyim. Bana gösterdiği. Ben kapının şu kenardan bu odadaydım yine. Bakıyordum arkadaşlar, korkuyordum cama yaklaşmaya hem de onu eğilip camdan bakıyorum nasılsa. Onun büyüklüğünü gördüm. Çok güzel bakıyordum. O kadar etkilendim ki ilk gördüğüm oydu böyle. Çok değerliydi benim için. Bu gördüğüm şeylerin hepsi birbirinden değerli benim için. Olmasa mıydı diye düşünürsünüz. Olmasa demem ya. Çok güzeldi. Çünkü gördüğüm her şey çok güzeldi. Yaşadığım her şey sanki hayatım anlam kazandı diye düşünüyorum. Rüyalarım, gördüğüm şeyler anlam kazandı diye düşünüyorum. Hani hiçbir saçmalığı yok. Gerçekçi şeyler. Sanki yaşanmışlık gibi daha gerçekçi, daha sahici olduğunu düşünüyorum. Bir gün yine arkadaşlar, bak çok ilginç, bunu da anlatayım da dinleyin. Bu mülteci şeyini anlatmadan önce görmüştüm arkadaşlar. Videom vardı ya mülteci sorunu hakkında. Ben ondan önceydi, evet. Ben şimdi evdeyim. Evde 2-3 tane küçük çocuk var. Bu çocuklar hani böyle Afganlı kıyafetleri gibi giymişlerdi. Benim evimdelerdi. Onları misafir etmiştim. Kapıda da 2 tane biri yaşlı. Böyle Afganların giydiği bir gri elbise giyiyorlar. Yandan yırtmaçlı ve şalvarlı giyiyorlar ya arkadaşlar. Öyle bir kıyafetli, çok yaşlı, saç baş darman duman bir adam. Ama hani çok darman duman değil de sakallıydı. Camın önünde yatıyordu. Yattığım odanın camın önündeydi arkadaşlar. Hem de yaprakların üstüne yatmıştı. Gazellerin üstüne yatmış. Bir de genç vardı ağacın dibinde yine. Aynı o adamla herhalde bir akrabalığı var gibiydi. O da ağacın dibine, yaprakların üzerine yatmıştı. Diyorum ki amca diyorum, böyle olmaz böyle diyorum. Bari altına bir çarşaf verseydim, içeri buyurun diyorum. Yatak sereydim, böyle dışarıda yatılır mı diyorum. Ayağa kalktı adam. Ayağa kalktı ama böyle insan gibi ama insan değil gibi sanki. Böyle çok önemli bir varlık gibiydi o. Hiç konuşmak istemez gibi, yok yok dedi böyle. Hiç ihtiyacı yokmuş gibi. Sanki benim insanlığımı ölçer gibi. Yaprakların üstüne gazelleri sermiş, üstüne yatmışlar arkadaşlar. Sarı yaprakların üzerinde yatıyorlardı.
bir genç, bir de ihtiyardı. Bu acaba dedim ettiğim dualar mıydı, benim kapımı bekliyorlar, gece kıldığım namazlar mıydı beni koruyorlar diye de düşündüm. Çünkü bunlar hani böyle rüya gibi değildi arkadaşlar. Bir de neydi biliyor musun? Sokak lambaları yoktu. Bahçeme vuran ay ışığıydı arkadaşlar. Allah'ım öyle güzel aydınlatmış. Böyle bir ay ışığı yok yani. Bir dolunay vardı sanki. Her taraf aydınlanmıştı. Bunlar dışarıda yatıyorlardı. Ben yalvardım ki amca ne olur altına bir çarşaf sereyim. Niye içeri gelmedin? Böyle olur mu dedim. Ayağa kalktı. Yok dedi. Yok kızım dedi. Ama çarşafı zorla serdim altına. Gazellerin üstüne çarşaf serdim. Ağacın dibinde yine bir genç yatıyordu. O da yaprakların üstüne yatmıştı arkadaşlar. Çok ilginçti bu gördüğüm şeyler. Benim bu gördüklerimi bana yorumlayacak, rüya yorumu gibi de gördüğüm şeyleri bana yorumlayacak birine ihtiyacım var. Eğer böyle bir şey yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Çok güzeldi. Gördüğüm hepsi çok güzeldi. Böyle o ay ışığını bir görseniz bahçeye vurmuştu. Sokak lambaları bile o kadar aydınlatamaz. İçine huzur veren bir aydınlık vardı. Kapının önünde hani düşün ki yaprakların üstüne yatmış adam. Diyorum ki amca böyle olmaz diyorum. Bari altına çarşaf sereyim böyle yaprakların üzerine yatılır mı diyor. Hiç öyle bir şeye ihtiyacı yokmuş da o çok farklı bir şeymiş gibi geldi arkadaşlar bana. Yani düşün öyle bir varlık ki belki de orada bile değil beni denemeye mi geldiler? Yahut benim dualarım mıydı kapımı bekleyen? Çünkü okuduğunuz ayetel kürsülerin arkadaşlar hani düşünün ki çok büyük bir düşmanınız varsa 70 kere ayetel kürsü okursanız eğer evinizin korunacağı söyleniyor. Allah ya hafiz sıfatıyla ayetel kürsü ile sizi koruyor arkadaşlar. Yani düşünün ki annem anlatırdı. Adamın birinin kanlıları varmış, düşmanları varmış ki bunu öldürmek için her gün gündüz gelirlermiş, keşif yaparlarmış, akşam geldiklerinde evi yerinde bulamazlarmış. Annem derdi ki bu adam her gece ayetel kürsü okurmuş, 70 kere ayetel kürsü okurmuş. Dört yanımız Hazem Kalesi olsun, bürüsün sahibim Allah, kitabım Kur'an, sabaha çıkarsam inşallah eşhedü en la ilahe illallah dermiş arkadaşlar. Bunun koruduğu söyleniyor. Eğer düşmanlarınız da varsa, başınız dertteyse bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evinizi korusun diye 70 kere ayetel kürsi okuyabilirsiniz. Çünkü ayetel kürsinin önemi o kadar büyük ki. İhlas suresi, ayetel kürsi, Kur'an başlı başına zaten bir şey gibi arkadaşlar. Anlayabildiğiniz dilde tesiri çok büyük. Bir büyü gibi, bir sihir gibi böyle benzetmek de çirkin de büyü ve sihire. Yani Allahu Teala insanı zaten bunu okuyun demesi ondan arkadaşlar. Kur'an'ı okuyun diyor. Kur'an'ın başlı başına bir şifa. Bütün ayetleri bir şifa. Eğer evlatlarınızda sorununuz varsa Lokman suresini okuyun. Lokman suresi. Özellikle Lokman suresi. Necim suresinde de bu astral seyahat hakkında bana çok soru sordular. Orada bir ayet var arkadaşlar. Leyse leha kâşifetun min dunillahi kâşifetun. Bana onu söylediler arkadaşlar. Benim rüyama girmişlerdi. Bana dediler ki Leyse leha min dunillahi kâşifetun. Necm suresinde arkadaşlar. Ben bunu öbür evde çok dinledim. Ya Latif zikrini çok çektim. Özellikle Lokman suresini günde her gün dinliyordum. Bu evde de Müzemmil suresini çok dinliyorum arkadaşlar. Kur'an merkezi var. Oradan çok dinliyorum. Çok güzel okuyorlar. Gerçekten Kur'an'ı böyle içinize işlemesini istiyorsanız hakkıyla okuyanları sesi güzel imamlardan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. O kadar güzel okuyorlar ki. Yani nereden baksanız ben 3-4 senedir günde 3-4 saat Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Bunu nasıl yaşadın diyorlar. Abla nasıl astral yaşıyorsun? Bunu ben de bilmiyorum. Daha önceden yaşadığım şey de astral seyahat. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Ruhum bedenimden çıkarken ben korkup uyanıyordum. Böyle içimden bir çekilme hissi geldiği zaman tam uykuya dalarken kendini saldığın zaman korkup uyanıyordum. Sıçrayıp kendimi uyandırıyordum. Mutlaka o anda onu yaşıyordum herhalde. Öyle düşünüyorum. Onu ben yaşıyordum. Korkuyordum. Sonra ne oldu diyeceksin? Sonra bana ettiğim dualarla, büyük ihtimalle zikirlerle bu korku hissini aştım arkadaşlar. Korku hissini aştım.
Ondan sonra bunları yaşamaya başladım. Astral yaşadım öbür evdeyken. Evin içinde mesela uyurken görüyordum. Bu evde de görüyorum mesela uyuduktan sonra. Her zaman değil ama Allah müsaade ederse. Astralde öyle her zaman yaşasam belki tehlikeli olabilir. Eğer imanınız yoksa, ameliniz yoksa. Gördüğünüz şeyler sizi korkutabilir. Cinler, şeytanlar peşinize de düşebilir arkadaşlar. Yani mesela düşünün ben geçen sefer anlattım ama onu kimse dinlemedi herhalde. Ben sabah ezanı kalkmıştım arkadaşlar. Kalkmadım. Sabah ezanı uyandım. Namaza kalkacaktım. Gözümü açtım. Uyandım. Kendime geldim ama bir an görüntü geldi. Hani kendimdeyim. Uyandım. Bir an böyle bir görsel geldi. Vizyon geldi gözümün önüne. İki tane köpek. Bir tane de kadın sandalyeyle ters oturmuş. Yatağımın alttalar böyle. Kadın ters oturmuş bakmıyor. Yanındaki köpekler Çin aslanına benziyor, simsiyahtı arkadaşlar. Yani benim sabah namazına kalkmamı istemiyorlardı. Anladım ben, bana gözdağı vermek istiyorlar. Öyle de hani güçlü gösteriyorlar ki kalkmasın diye korku salıyor. Oysa ki imanın gücü daha büyük. Düşmanı ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şey Allah'tan büyük değildir arkadaşlar. İmanınız varsa güçlüsünüz, yıkılmazsınız, üzülmezsiniz. İşte o yüzden iman insana her zaman için lazımdır. Düşün ibadetleriniz olduğu zaman Allahu Teala size çok değer veriyor bir kere. Yaşadığınız şeyler normal halde bana yazıyorlar ki bazı insanlar, insan müsveddeleri. Abla sen bağımlı mısın? Bu neyin kafası? Bu iman kafası işte. Allah size iman kafası versin arkadaşlar. Bunun tadına doyum olmaz. Bunun karşılığında insanlar sizi hor görmez. Hiç kale almayan insanlar bile Allah kelamının hürmetine oturur sizi dinlerler. Bu ne güzel konuşuyor, ağzından bal damlıyor derler. Çünkü bu Allah kelamının güzelliğidir. O karşınızdaki insanın anlattığı şeyler değil. Karşınızdaki insan değil, söyleyen değil, söyletendir arkadaşlar. Bu Allah kelamının hürmetidir. Hepinizin yüreğine dokunduğu için bu kadar dinlediniz. Geçen haftaki videomu 38 bin kişi izlemiş arkadaşlar. O 38 bin kişiden bir sürü mesaj geldi. Kendini bilmeyenler hakaret etti. Birine cevap verdiysem binine cevap vermedim. Onların seviyesine asla inmedim, inmem de. Ben bana yakışanı yaptım. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Kötüyle kötü olunmaz arkadaşlar. Kötüyle asla kötü olunmaz yani. İyiye herkes iyi olur ama kötüye iyi olmak herkesin harcı değildir. Karşılık vermemek bile bunlara iyiliktir arkadaşlar. Onların seviyesine asla inmeyiz. İsteyen istediği hakareti etmemelidir de. Eder demiyorum. Etmemelidir. Böyle bir şeye hakları yok tabii ki. Hani bir insan kötü bir şey yapmıyor. Allah kelamı konuşuyor. Sen kimsin ki hakaret ediyorsun? Kibirli insana da kibirli olmak sadakadır demiş Hazreti Ali. Yani insanın onuru da çok önemlidir. Müslümanın onuru da çok önemlidir. Çünkü sen kötü bir şey yapmıyorsun ki sana hakaret etsinler. Orada bir şey yanlış bir şey yapmıyorsun. İnsanları ikaz ediyorsun. Gördüğün şeylerle insanları uyarıyorsun. Belki bir felaket gelecek de birçok insan bu felaketten muzdarip olacaklar. Perişan olacaklar. Anlattığım şeylerde ben felaket tellallığı değil, aksine ikaz ediyorum ki Allah korusun başlarına bir şey gelmesin, dikkat etsinler, tedbirlerini alsınlar. Hani bunda küfür edilecek, bana yazmışlar ki sen psikoloğa git. Bu neyin kafası? Ben de diyorum ki siz de biraz imanlı olun. Yaşadığınız hayat, boş vermiş hayat sizi tatmin ediyor mu? Etmiyor. Beni tatmin etmediği için kendimi arayışa vurdum işte. Namaz kıldıktan sonra yaşadığım deneyimler, yaşadığım böyle hayatımdaki değişiklikleri fark ettim arkadaşlar. Rüyalarımın değiştiğini fark ettim namazla, zikirle. Dedim ki ne kadar güzelmiş. Boş geçen insan yıllarını harcıyor. Alnı secdeye gelmeyen yıllarınızı harcıyorsunuz. Çünkü çok şey değişiyor. Bunu hissederek söylüyorum bakın. Çok şey değişiyor. İnsan Allah katında değerli oluyor. Çünkü diyor ki insanın insana üstünlüğü takvadır. Yani Allah katındaki üstünlüğünüz takvadır. Ne boynuza, ne posunuza, ne cebinizdeki paraya bakar Allahu Teala. Sizin hani düşünün ki bir top kefenle gidiyorsunuz ya. Malın sana olsun, mülkün sana olsun. Bir top kefenle gel bana diyor Allahu Teala. Onun huzuruna bir top kefenle gidiyoruz. Neyin derdindeyiz arkadaşlar? Bak o kadar evleri vardı o insanların, depremzedelerin hepsi yıkıldı. Eşyaları vardı. Belki oturmaya kıyamadılar. Belki aldıkları sıfır evlerde ağızlarının tadıyla oturamadılar.
Yani tekrar başları sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Allah inşallah yaralarını sarar inşallah. Allah şifa versin. El Fettah ismiyle zikir çeksinler arkadaşlar. Kalpleri yumuşasın. Gam keder giderir diyor. Kalplere şifadır El Fettah ismi. Olay şey değildi onların yaşadığı da. Yaşatan ve öldüren Allah'tır arkadaşlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Allahu Teala'nın huzurunda hepimizi toplayacak Allah. Malımıza, mülkümüze, boyumuza, posumuza bakmayacak. İnsanın insana üstünlüğü takvadır diyor. Allah katında o şekilde değerlidir. Yani düşünün ki kimsenin önemsemediği insanı Allahu Teala o zikrin, o namazın, o ibadetlerin geceleri teheccüd namazının hatırına alır göklere çıkar arkadaşlar. Görmediğiniz şey kalmaz. Bu iman kafasıdır. Boş hayatlarınızı bırakın arkadaşlar. Hayat boş. Hayat boş, emin olun. Her şey boş. Evladınız imtihan, paranız imtihan. Kaybettikleriniz için asla üzülmeyin. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten götüremeyeceksiniz. Bir top kefenle gideceğiz arkadaşlar. Yani mülkün asıl sahibi Allah'tır. Bir eviniz varsa onu da evladınıza bırakıp gidiyorsunuz bak. Hani düşünün ki evladınıza bırakıyorsunuz. Çabalıyorsunuz bir şeylerin sahibi olmak için. Feragat ediyorsunuz. Değerli zamanınızdan feragat ediyorsunuz. İbadetlerinizden feragat ediyorsunuz. Ama cebinize koyup götüremiyorsunuz. Hani evladınıza bırakıyorsunuz. Bir Allah razı olsun. Belki namaz kılıyorsa bir arkanızdan bir dua ederse der, etmesi o da yok. Hani düşünün ki o vakti namaza ayırın arkadaşlar ya. Mutlaka namazınızı terk etmeyin, namazınızı kılın. Bu altın değerinde bir öğüt arkadaşlar. Herkes sizi bırakıp bak düşünün ki battaniyelerle gömüldüler ya. Düşünün. Battaniyelerle gömüldüler. Ya ne bileyim ya. Ölümlü dünya. Hiçbir şeye değmiyor arkadaşlar. Ölüm ani bir durum. Ölüm gaflet var, gaflet uykusu var. Allah korusun uykuda ölmek var arkadaşlar. O yüzden namazlarımızı kılalım. Allah'ın huzuruna gitti mi bizi cennet güzelliğiyle karşılarız. Hani düşünün ki cennette gördüğüm karalara hevesleniyorum. Kesin burası cennet diyorum ya. Dünyada bunlardan yoktur diyorum. Üç tane basamak kalmış. Üç basamağım kalmıştı arkadaşlar. Bu diyorum su ne kadar güzel duruyor. Karalar bir parlıyor. Karalar bir parlıyor. Allah'ım. O kadar güzeldi ki anlatamam. Gördüğünüz her şeye bir kere hevesleniyorsunuz. İçiniz böyle pırpır ediyor. Hiçbir acınız kalmayacak o dünyada. Cennette olursanız Allahu Teala bütün kafanızdaki her şeyi sıfırlıyor. Hiçbir acınızı düşünmüyorsunuz. Size ait evleriniz oluyor. Hani düşün ki bu dünyada bir şeyi kapattın, kapını kilitledin, çıktın. Allah sevdiği kullarına emin olun buradan çıktığı gibi öldüğü zaman direkt öbür dünyada hiçbir acısını hatırlamadan cennetlere layık bir evler de veriyor hani arkadaşlar. Çünkü ben gördüğüm şeylerde bunu size anlatıyorum ama ne kadar ölü gördüysem ölülerin hep evinin olduğunu gördüm ben ya. Ölmüşler ve kendilerine ait ibadetlerine göre, amellerine göre evleri var bunların. Allahu Teala bunlara ev vermiş, hiç öldüklerini hatırlamıyorlar arkadaşlar. Öldüklerini hatırlamıyorlar. Sanki o alemdeler, hiç bu alem yok gibi, acıları yok gibi. O alemde devam ediyorlar hayatlarına. Hani bu dünyadaki insanlar üzülüyor, öldüler, vah tüh diyerek acaba ne diyorlar, bizi görüyorlar mı, gitsek görürler mi? Öyle bir şey yok. Benim gördüğüm şeylerde. Yani direkt ki bu dünyadan çıkıp sanki iyi insanların bir evi oluyor. Kötü insanların da öyle. Yani ibadetlerinize göre evleriniz oluyor. Kendi mekanlarınız oluyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bahsediyor arkadaşlar. Hani düşünün ki iyi insan olursanız cennette. Hiç bilmedi. Dünyada yediğimiz meyvelere benziyor diyeceksiniz ama diyor şekilleri farklı oluyormuş arkadaşlar. Çeşitli meyvelerden bahsediyor, cennetlerden bahsediyor. Yalan dünyadaki güzellikler böyle gözümüzü alıyor da koskoca bir imtihanın karşılığında verilecek cennetin basit mi kalacağını düşünüyorsunuz? Kim bilir ne güzellikler bizi karşılayacak. Biz cennete layık olalım arkadaşlar. Cehenneme gitmeyi düşünme. Cehenneme gitmek istiyor muyuz? Ben cehenneme gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben dünyada çok çektim. Çok çektim ve ben Allah'ın huzuruna gidince yani cehennemlik olmak istemiyorum ya.
Ben dünyada çektim zaten. Benim cehennemim dünyada oldu. Ben ahirette Allah'ın huzurunda güzel bir yüzle gitmek istiyorum. Yani düşünün ki orada bile böyle mesela dünyadaki belki sıfatlarınız olmayacak. Kötüyseniz kötü şekilde kalacaksınız. Yüz sıfatınız çirkin bir şekilde kalacak arkadaşlar. Hayvani şekillerde olacaksınız. İyiyseniz Allah-u Teala belki bu dünyada mesela sizi boyunuzla alay ediyorlarsa, posunuzla alay ediyorlarsa, çirkinliğinizle alay ediyorlarsa, belki Allah-u Teala çirkin insanlara da öbür dünyada daha güzel yüzler verecek. Cennete layık yüzler, yeni bedenler verecek arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Mantığıma vuruyorum şimdi. Hani düşünüyorum ki o insan çirkinse bu dünyada çok güzel. Ama ahlakı çirkinse o güzelliği hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Çünkü öbür dünyada da ona göre güzel yüzler verecek. Ahlakına göre yüzler verecek Allah-u Teala. Güzelliklere göre güzellik verecek. Yani ahlakındaki güzelliklere göre. Adam şimdi hasta doğuyor, engelli doğuyor, kısacık ömründe yaşayıp gidiyor. Yani öbür dünya olması lazım ki adalet sağlansın arkadaşlar. Düşünün ki adam bir ahı var, cinayete kurban gidiyor. Bu insan İslam'a sarılmasın mı? Yoksa bu dünya kaos dünyası olur arkadaşlar. Hemen intikam almak ister insanlar. Bazı şeylerimizi Allah'a havale ediyoruz. İnanma ihtiyacı hissediyoruz. İnanma ihtiyacı hissediyoruz. O yüzden Allah'a sığınıyoruz. Bir şeyleri Allah'a bırakıyoruz. Teslim oluyoruz. Ya Rabbi sana bıraktım. Benim gücüm yetmiyor Allah'ım. Allah'ım benim gücüm yetmiyor. Deyip teslim oldum Allah-u Teala. Bu dünyada bıraksa da ahirette mutlaka alacaktır ahınız arkadaşlar. El-Muntakim yani intikam El-Muntakim ismiyle Allah-u Teala intikamınızı alacaktır arkadaşlar. Bazen mesela gücümüz yetmiyor, ağlıyoruz oturup benim ahım kaldı diye oturup da ağlayan çok insan vardır. Bana şu kötülüğü ettiler de ahım yerde kaldı diye ağlayan birçok insan vardır. Ahınız yerde kalmayacak, bunu sakın unutmayın. Allah varsa gam yoktur arkadaşlar. Allah varsa üzülmenize hiç gerek yoktur. Bir teslim olun, bir kendinize gelin, bir silkelenin şöyle. Diyeceksiniz ki Allah var, gam yok. Yani düşünün ki bu dünyada kalmış belki sahibiniz yok, belki intikamınızı alan yok, belki kötülük gördünüz, belki zulme uğradınız. Ne diyor biliyor musunuz? Zalim ol, mazlum ol, zalim olma. Üzül de üzen olma. Mahşerde hesap zordur. Ezil de ezen olma. Yani mazlum olun da zalim olmayın, her şeyin hesabını Allah soracaktır arkadaşlar. Kalbiniz rahat olsun. Çünkü koskoca Hazreti Allah bizi dünyaya bıraktı ve biz onun emrine uyduğumuz sürece, biz teslim olduğumuz sürece bizim vekilimizsin, bizim velimizsin ya Rabbi dediğimiz zaman Allahu Teala bize sahip çıkacaktır. Esirgeyen ve bağışlayandır o. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir arkadaşlar. Bizleri doğru yola iletsin, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil ya Rabbi. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sırâdel müstakîm. Sırâdel lezîne en'amte aleyhim. Gayrel mağdûbu aleyhim veleddâlin. Amin. Allah hepimizi affetsin arkadaşlar. Bugünkü videom da buydu. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bana soracağınız sorular varsa alta yazabilirsiniz. Rüyamın yorumunu da bana yazabilirsiniz. Fikirlerinize ihtiyacım var. Ne derler? Bin biliyorsan da bir bilene danış derler. Herkesin fikri benim için çok değerli. Yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okurum. Rüyalarımı anlattım zaten. Rüyada değil de gördüğüm vizyonlarda arkadaşlar. Fikirlerinize ihtiyacım var. Bunu o yüzden anlattım, bu videoyu o yüzden paylaştım sizlerle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın arkadaşlar.